Artık açacağım gözlerimi. Mızıkçılık yapma. Artık bakabilirsin. Burayı yalnızca ikimiz bileceğiz. Günün birinde ayrı düşersek, birbirimizi göremeyecek olursak kaçıp burada buluşacağız. Tamam mı? Tamam. Beş tane yumurta, 250 gram da peynir bakkal amca. Veresiye borcunu gönderdi mi annen? Bütün param bu bakkal amca. Hepsini al. Üstünü de ben daha sonra getiririm. Hı hı. Değdi mi yorulduğuna? Değdi. Ama hala yorgunum. Oo maşallah Cemal. Yine üç adamın yaptığı işi yapıyorsun. Allah'a şükür yormuyor bizi bu kadar yük. Yarın daha ağır işler var ona göre. Evet Allah Salim abi. Yeter ki iş olsun. Patron iş tamam. Hı hı. Gerçi senin sözüne güvenilir ama yine de ne olur ne olmaz. Babamın oğlu değilsin ya. Doğru haklısın. Saysana oğlum. Yok abi ne gereği var. Sen verdiysen tamamdır. Oğlum Cemal ne saf çocuksun. Seni yerler bu hayatta. Herkesi kendin gibi bilme. Yanarsın vallahi. Hadi eyvallah. Allah razı olsun. Senden de razı olsun. Eyvallah Salim. 5 yumurta. Başka? 250 gram beyaz peynir. Bir de yarım kilo bulgur alayım. Geçen günden de vereceğim vardı. Hesapladın değil mi onu da? Hesapladım. Ha. Abi. Bir de... Şu tokadan versene. Kırmızı olsun. Ay, Cemal'im korkuttun beni. Sana aldım. Bak beğenecek misin? Ay çok güzel. Yapma Cemal. Harcama paranı. Senin için dünyaları harcarım ben. Canan, kız hala bitmedi mi işin? Daha var anne. Ne işi var bu ırgat parçasının gene burada? Niye öyle diyorsun anne? Çalışmak günah mı, ayıp mı? Laf yetiştirme bana. Küçükken yakalamaç oynamaya benzemez bu işler. Aç açına otururken kafanı duvarlara vurursun. Anam söylediydi diye. Bu ne kafandaki? Ala ala bunu mu almış sana? Aptal kızım, aptal. Bana bak bana. Ben seni babasız büyüttüm. Bir ırgat parçasına vermem seni, haberin olsun. Senin de haberin olsun anne. Ben de Cemal'den başkasıyla evlenmem. İyi. Git o zaman. Yatalak anasına da bakarsın. Anacığım ilaç saatin geldi. Tamam. Bitmiş mi ilaç yavrum? Bitmiş anacığım. Eyvah bu akşam ağrın sızın olursa ne yapacağız? Dayanırım oğlum. Dayanırım. Keşke bakkala uğramasaydım da ilaç alsaydım. Ama ben bugüne idare eder sanıyordum anne. Peki o zaman ne yiyecektik oğlum? Aç acına oturacak mıydık? Dayanırım ben ağrıya oğlum. Dayanırım ben yavrum. Ah.
Dayan anacığım. Birkaç saat daha dayan. Dayan anneciğim. Ben çıkıyorum. İlaç parasını kazanır kazanmaz geleceğim. Eğer taşıyamayacaksan söyleyelim de bir adam daha bulsunlar. Kaybedecek vaktimiz yok bizim. Yok beyim, taşırım ben hepsini. Biraz daha fazla para almak için yaparım ederim dersiniz. Sonra da daha fazla zarara sebep olursunuz. Arkamdan öyle kaş göz işareti yapma. Yok beyim, haklısınız. Ama ben yapamayacak olsaydım söylerdim. Zengin düşmanı olur senin gibiler. Kendilerinde yok ya. Olana böyle öfkelenerek bakarlar. Tabii zengine para gökten yağıyor. Vallahi kaş göz işareti yapmadım beyim. Bir şey mi oldu? Ters bir şey mi söyledim? Bak bakalım. Elindeki çuvallar sağlam mı? Affedin beyim. Fark etmemişim. Çuval çürüktü herhalde. O çuvallar değil. Sizsiniz çürük olan. Farkında bile değilsin çuvaldan malların döküldüğünü. Ya da belki farkındasın da özellikle. Ne bakıyorsun? Bir de para mı vereceğim sana? Senin bana para vermen lazım. Bir çuval malı heba ettin. Peki. Canınız sağ olsun beyim. Of, şu hale bak, ne yapacağım ben? Allah'ım, nasıl kapatacağım ben bu açığı ya? Tam 500 milyon para. Patron beni kesin atacak işten. Ne yapacağım ben Allah'ım? Şunu şuradan alsak belki kurtarırız ama olmuyor. Ya ben şu ilaçtan alacaktım. Neyse, 500 tamam. Ya bir miktar param da var. Yarısından fazlaca. Onu vereceğim. Gerisini de kazanır kazanmaz getiririm. O zaman ilacı da kazanınca alırsın. Bakın, annem evde bekliyor, ne olur. Yarın parayı getireceğim diyorum. Ya hiç mi anlamazsınız halden? Bak, biz prensip olarak veresiye çalışmıyoruz. Hadi kardeşim, hadi. Güle güle. Ya, abi, ne olur. Annem çok hasta, ne olur. Ne olur abi. Başka kapıda dilen kardeşim, hadi yürü ya. Allah Allah. Hırsız var! Hırsız var! Alo! Alo, polis mi? Adamın biri ilaçları çaldı. Ayrıca da kasadan tam 500 milyon lira çaldı. Evet, tam 500 milyon lira. Aha, evet, evet, eczanedeyim. Kimse yok mu? Yardım edin! Oğlumu kurtarın! Yardım edin! Yardım edin! Kimse yok mu? Yardım edin! Yardım edin! Oğlumu kurtarın! Lütfen yardım edin! Güçlü kuvvetli biri yok mu aranızda? Ne olur yardım edin! Babam oğlum! Bir el at kardeş şuna be, hadi! Yardım edin! Kurtulacaksın. Kurtulacaksın. Yardım edin. Hadi. Yardım edin. Kurtarın oğlumu.
Yavrum. Canım yavrum. Canım yavrum, kurtuldum. Annen yanında. İşte bu. Gel işte bu. Bu adam. Şöyle. Hadi. Bu adam, tutuklayın onu. Çabuk her şeyi bu çaldı. Hadi bakalım. Ne yaptın sen Cemal? Ben bir şey yapmadım canım. Annem sana emanet canım. Yürüyün. Yürü. Nur abi, senin gibi adamın ne işi var mapushanede? Evladım, yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz varmış. Hem de tanışacak dostlar. Onlar çekti buraya. Ama senin buradakilere benzer halin yok. Senin suçun nedir? Kitap okuyup sohbet etmek gibi şeyler. Böyle şeyler suç olur mu? Evladım, niye işin o tarafına takılıyorsun? Kader açısından bak, rahat edersin. Bir yanlış yaparsın, kefaretini ödemeyi unutursun. Bir başkası da gelir, sana yanlışlık yapar. Adam zulmeder, adalet eder. Ya? Yani sen şimdi başına bu işi açanlara kızmıyor musun? Bela vereni bulursan, belalar, sıkıntılar hafifler, nimete dönüşmeye başlar. Çok ilginç. Ben de kendi kendime hayıflanıyordum. Bu bela niye başıma geldi diye. Bakıyorum siz hiç namazınızı da aksatmıyorsunuz. Hem insanların hakkına çok dikkatli davranıyorsunuz. Yemeklerden bile alırken fazla olunca hak geçer diye titizleniyorsunuz. Hani buradakiler için bu inceliklere değer mi? Bak evladım. Önce namazdan başlayalım. Hı hı. Allah bize her zaman bedavadan 24 saat veriyor. Karşılığında bir saati kendisine vermemizi istiyor. Vermek mi doğru olan, yoksa vermemek mi? Vermek doğru olan. Zaten söylediniz. Ne verdik ki ömür sermayesini alırken? Hak meselesine geldiğimizde, inancımıza göre kuvvet haktadır. Hakkın büyük küçüğü olmaz. Hakkı adamına göre eğip bükeni ahirette aşılmaz yokuşlara sürerler ya. Nasıl bir yokuşa sürerler? Yüce Divan'da kimse o engelleri aşamaz. Aşabilmek için en önemli basamaklar, üzerimizdeki farzları yerine getirmek, haramlardan sakınmak ve haksızlık yapmamakla olur. Hak bu kadar önemlidir. Evet, önemlidir. Evet, evet kardeşim. Sana tavsiyem, farzlarını yerine getir, haramlardan uzak dur. Bir de üzerinde kimin hakkı varsa git helallik dile ondan. Büyük küçük ayırma çok eskidendi de be. Git çöz bu işi. Hı? Söz veriyorum Nur abi. Söz veriyorum. Allah utandırmasın. Cemal, müdür bey seninle görüşmek istiyor. Hadi oğlum, git de öğren bakalım neymiş. Gel. Efendim. Geç. Sen gidebilirsin. Gel Cemal. Geç otur. Yok. Estağfurullah müdür bey. Böyle iyi. Cemal. Sana kötü bir haberim var. Annem. Başın sağ olsun Cemal. Allah taksiratını affetsin. Dün öğleden sonra defnetmişler. Bize yeni geldi haberi. Bu dünyada çok çekti garip. Öbür dünyada yüzü güler inşallah. Amin. Al, bu mektup da sana. Bu da kötü haber mi müdürüm? Onu da kendin okursun artık Cemal. Cemal.
Annem evlenmem için çok diretti. Olmaz dedi. Ben Cemal'i bekleyeceğim dedim. O da ya evlenirsin ya da seni satarım dedi. Ne yapacağımı bilemiyorum Cemal. Çıkar çıkmaz. Ne oldu Cemal? Abi, insan satmak diye bir şey var mı hala? İnsan satılmaz ama insanlık manasını, değerini kaybedince alan da olur, satan da olur. Kimisi isteyerek kul köle olur, kimileri de zorla kul köle edilirler. Dayan canım. Dayan ne olur. Ağlama kızım, ağlama. Yeter artık. Sus dedim sana. Kızım, ağlama artık, yeter. Susmayacağım işte. Gönderme beni anne, ne olur. Saçmalama. Bir daha böyle bir nimeti nereden buluruz? Adam çok zengin, anlamıyor musun? 10 yıllık paranı ödedi bile. Bak, senetler elimde. Asıl anlamayan sensin anne. Ben köle değilim. Beni nasıl satarsın? Ben Cemal'i bekliyorum. Çıksın hapisten hemen evleneceğiz, bilmiyor musun? Saçmalama. Bir hırsız parçasıyla evlenmek mi istiyorsun? Aptal. Onun kendine ne hayrı var da sana ne hayrı olacak? Canan! Canan! Canan, buraya gel! Canan! Cemal'im, seni bekliyorum. Lütfen gel kurtar beni. Kız! Kız, öldürürüm seni. Benden kaçmak ha! Seni öldürürüm! Anne, ne olur gönderme seni beni. Seni öldürürüm. Bana bak Canan, seni öldürürüm. Allah'ım, şu 1,5 senemi kazasız belasız atlattım hayırlısıyla. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Hakkınızı helal edin. Abi senden çok şey öğrendim. Hakkını helal et. Bak kardeşim. Allah nasip etti. Gece gündüz demedin. Kaza namazlarını tamamladın. Şimdi seni diğer hak sahipleri bekliyor. Hayat tuzaklarla doludur. Dikkatli ol. Ha? İstikametten ayrılma.
Canan! Canan! Yoklar evde. Vay Salim abi. Kızı sattı, kendisi de gezmeden gezmeye koşup duruyor. Salim abi nasılsın? Aman bırak elimi. Sana veririm şimdi, sonra kolumu alım. Salim abi ben hırsız değilim. Altı üstü 30 liralık ilacı aldım eczaneden. Hadi canım, kasayı da soymuşsun. Kasa falan soymadım ben abi. Sadece annem için ilaç aldım. Ölüyordu annem, bilmiyor musun abi? Bir işe yaramamış demek ki. Yine ölmedi mi anne? Değdi mi adının başına bu hırsız sıfatını yazdırmaya? Salim abi. Cemal, ne işin var burada senin? Canan'ı bulmaya geldim. Unut Canan'ı Cemal. O mutlu, keyfi yerinde. Çalışıyor, parasını kazanıyor. Yarın öbür gün hayırlı bir kısmet çıkar, evlenir inşallah. Nerede Gülsüm teyze? Canan nerede? Sana ne be? Sana ne, hırsız parçası? Bana bak, şimdi polisi çağırıveririm. Kızımın rahatını bozma. Unuttu o seni, unuttu. Canım. Neredeyse aylar olmuş bu mektubu yazalı. Neler geldi başına kim bilir o zamandan beri. Ne biçim yemek kız bu? Ne biçim yemek bu? Öldürecek misin sen beni? Bu kadar çok yağ konur mu yemeğe? Ama Emir Bey sizin söylediğiniz kadar koydum işte. İki çorba kaşığı. Nasıl çorba kaşığıymış öyle? Nasıl be? Allah senin cezanı versin. Bak. Allah senin cezanı versin. Nereden aldım seni başıma rezil kız? Cemal, ne olur gel artık. Gel de kurtar beni buralardan. Maşallah, maşallah. Çok para gitmesin diye kendi odamızda soba yakmıyoruz. Hanımefendinin sobası cayır cayır yanıyor. Söndür hemen şu sobayı. Söndür. Bütün servetimi senin odun kömür parana harcayamam. Delirtme beni. Söndür hemen. Hemşerim, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Buralarda Emir Bey'in konağı diye bir yer varmış. Nerede acaba o? Ne yapacaksın? Niye? Ne oldu ki?
Aman bırak, boş ver şu lanet adamı, boş ver. Her ne işin varsa bulaşma, dön git geri. Sen yine de söyle yerini. İyi ya, sen başına bela arıyorsan bana ne? Şimdi bak, şu tarafa doğru gideceksin. Sonra sola sapacaksın. Ne oldu? Yoruldum bakıyorum. Ama her gece bir çeki olduğunu sobanda yakarken iyi oluyordu, değil mi? Yeter, Allah aşkına sus artık. Ne diyorsun? Ne homurdanıyorsun kendi kendine? Allah'ım bana bir yol göster diyorum. Allah'a yalvarıyorum, sana değil. O da kim ya? Yine hırsızlar mı dadandı yoksa? Cemal? Cemal! Canan! Cemal! Canan! Geldin işte, nasıl geldin. Nasıl gelmem canım? Söz verdim sana. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Ulan rezil! Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Canan bu adam da kim? Ben onun sahibiyim ulan. 10 yıl bana ait o. Asıl sen kimsin? Terbiyesiz herif. Emir Bey yapma. Çekil. Karışma sen böyle şeylere. Yürü hadi çabuk. Bırak odunları sen de. Bir hafta soba yakma da aklın başına gelsin. Yürü. Yeter yeter. Çok vurdun kıza. Yeter. Karışma lan sen. Sinir rezil herif. Sana ne? Çekil önümden. Çekil. Polis. Polis. Canım kurtaracağım seni. Meraklanma. Yürü. Kurtaracağım. Tamam. Yürü içeri. Yürü. Çıkar beni buradan. Aç kapıyı, aç. Bağırma. Bağırma manyaklar gibi. El alemin adamlarıyla sokak ortasında sarmaş dolaş olmanın cezasını çekmeyecek misin zannediyorsun ha? El alemin adamı değil o. Değil. Cemal benim nişanlım. Aç şu kapıyı, aç. Ben anlamam nişanlı filan. Madem seninle evlenecek, o zaman öder bana anana verdiğin parayı. Cemal'in parası yok. Sana para filan veremez o. Çıkar beni buradan, çıkar. Bağırma şimdi hadi. Onu komşuya rezil olmayalım senin yüzünden. Yat aşağı. Zıbar. Cemal, Cemal'im. Canan, iyi misin? Beni kurtar Cemal, lütfen. Tamam canım, tamam güzelim. Kurtaracağım seni, merak etme. Alacağım seni o adamdan. Ama nasıl alacaksın ki? Anneme senetleri imzalatmış. Daha 10 yıl onun yanında burada çalışmam gerek. Bulurum parayı canım. Çok çalışırım, kazanırım. Sen nasılsın şimdi? Çok susadım Cemal. Karnım da acıktı. Tamam. Sana bir şeyler bulup geleyim ben. Şurada bir kapı var Cemal. Oradan mutfağa açılıyor. Oradan bir şeyler alıp gelebilirsin. Tamam canım. Tamam. Yarından tezi yok, seni de kurtaracağım oradan. Dur sen şimdi. Belli oldu pis hırsız. Gösteririm sana ben.
Amma da susamışım. Al. Biraz da peynir ekmek ye. Bizim ağaca bakacağımı nereden bildin? Efendim? Mektubu diyorum. Özel yerimize gittim. Yıkılmıştı tabii. Mektubunu orada buldum. Bir süre sonra cezaevi mektupları almadı artık benden. Ben de ne yapayım? Nasıl olsa bakarsın diye düşündüm. Daha doğrusu dedim ki kendi kendime, eğer beni gerçekten seviyorsa gelip bu mektubu bulur burada. Sonra beni kurtarır. Seni sevmem mi Canan? Canımı veririm ben senin için. Buyurun memur bey. İşte hırsız orada. Yakalayın. Kaçmasın. Cemal. Tamam. Cemal tamam. Kaç. Dur. Dur polis. Dur. Kaçma, buraya gel. Kaçma. Kaçma. Delikanlı uyan. Delikanlı uyan. Ben bir şey yapmadım. Yapmadım. Tamam. Ben bir tamam şey yapmadım. Oğlum. Yapmadın sen bir şey. Sakin ol. Üşümüşsün burada. Donacaksın. Hadi kalk gidelim. Yok. Yok istemem. Kalk. Gel hadi gel. Seni buldum artık. Bırakmam burada. Hadi. Hadi gel. Yürü, donacaksın burada. Hadi. Çok çekmişsin sen de oğlum be. Kaç gündür yemek yemedin peki? 4-5 gün oldu. Yani cezaevinden çıktığından beri. Neredeyse. Peki bu kadar yoksulsan sevdiğin kızı nasıl alacaksın? Bilmiyorum. Ama Allah büyük. Bir yol gösterecek elbet. Hayırlı bir yol gösterir inşallah. En önemlisi de iyi bir iş tutman. Bak ben bugün emekli oldum da. Hayırlı olsun. Yine de çalışacağım. Yoksa boş boş oturmak daha çok yoran insanı. Hem artık daha çok hayır da yapabilirim bundan sonra. Yengen hasta. Yine tedaviye gitti. Her gün 3 kere iğne olması lazım. Bazen kanını değiştiriyorlar. Ben camide oluyorum bazen. Sağ olsun komşular ilgileniyorlar. Yani demem o ki evladım, çalışmadan olmuyor. Allah razı olsun çorba için. Afiyet olsun oğlum. Ya benim elimden fazlası gelmedi. Yengen gelsin, sana daha yemek hazırlar. Yok yok, sağ olun. Ben kalkayım artık. Ne kalkması? Dünyada bırakmam. İyice bir kendine gelene kadar misafirimizsin inşallah. Hadi otur. Ama hocam, ben yük olmayayım size. Otur dedim. Hadi. Yahu efendi... Heh. Elin bilinmedik adamını niye aldın? Baksana Feride adamı görünce korktu, geri döndü. Acaba diyorum zarar verir mi bize? Meraklanma hanım. Hikayesini anlattı bana. İçim parçalandı. Öyle gariban, öyle zavallı ki. Hani neredeyse içimden geçireceğim. İhtiyacı olanı alsın götürsün evden diye. Aman efendi o nasıl söz? Yani almasını beklemek yerine verelim gitsin. Daha doğru olmaz mı? Dediğin doğru. Ama... Torunlar, gelinler de bizden bir şeyler beklerler. Neyse, hayırlısı neyse o olsun. Allah'a şükür, aç değiliz, açıkta değiliz. Neyse nasibimiz, onu yeriz. Çok şükür. Hem ne olacak canım? Adam Tanrı misafiri, kendi bereketiyle gelmiştir. Kimsenin nasibi kimseye geçmez. Haklısın canım. Helal nimet ne eder eder sahibini bulur. Thank you.
hakkını helal et hocam. Bunu yapmak zorundaydım. Ama yemin ederim en kısa sürede getireceğim paranı geri. Seni kurtarmaya geldim. Hadi çabuk kalk. Cemal nasıl girdin buraya? Ya yakalanırsan? Hadi Canan. Hadi Cananım kalk çıkalım hemen. Durun. Emir Bey bırak bizi gidelim lütfen. Gidemezsin. Geri dön hemen. Polisi aradım bile. Birazdan burada olurlar. Emir Bey lütfen gidelim. Bırak bizi. Hayatımız mahvoldu zaten yeterince. Olmaz dedim olmaz. Peki. Şimdi gidebilir miyiz zalimi? Allah'ım. Ne çok para bu ya. Allah Allah. Vallahi bu tarlayı bugüne kadar adam eden olmadı. Ama bakıyorum da sen çok güçlü ve kuvvetlisin delikanlı. Azmedersen yaparsın. Karşıda bir ev var. Tek göz filan ama bir boyarsınız içinde yaşanır hale gelir. Ne dersin? Sen ne dersin Canan? Sen doğrusunu bilirsin Cemal, bana sorma. Olur mu Canan, bana sorma. Bak bütün bunları sen rahat edesin, sen mutlu olasın diye yapıyoruz. Eğer senin içinde en küçük bir tereddüt bile varsa... Senin yanındayım ya Cemal, o yeter bana. Pek adil, pek merhametli görünürsün sen delikanlı. Senin gibiler kaldı mı bu dünyada? Uzaktan geldiniz siz herhalde. Uzaktan dayı. Çok uzaktan. Anlaştık. Bakalım biz adam edebilecek miyiz bu tarlayı? Cemal, gözümün nuru. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Korkma Canan. Korkma, ben varım. Cemal, nereden buldun bu kadar parayı? Borç aldım Canan. Borç aldım. İşler hele bir yoluna girsin, geri ödeyeceğim. İnan. Görüyor musun efendi başımıza geleni? Biz iyilik yaptık, o ne yaptı? Neyse hanım, o kadar dert etme. Hem biz neler konuştuk dün gece? Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. İyi ama o parayla yapacaklarımız. Nimet Hanım, onlar da olur inşallah. Hem bizim paramız temiz para. Bir gün döner gelir. Aman efendi. Adamın hiç getirecek hali var mı? Zaten Feride'nin korkmasından anlamalıydım.
Neyse gönlünü ferah tut. Çok sıkıntısı olmasa böyle davranmazdı herhalde. Dua edelim de adamın başı dertten kurtulsun da getirsin paramızı. Ne diyelim? Allah'tan hayırlısı. Kim verecekmiş paraları? Hırsız geri mi döndü yoksa? Ay dur Feride, şimdi sırası değil. Ben dua ediyorum Nimet. Allah'ın onu ve onun gibileri ıslah etmesi için her gün dua ediyorum. Hocam geçmiş olsun. Sağ olun Sinan Bey. Sizi karakola kadar davet edin ya. Hırsızla alakalı. Fotoğraflardan teşhis için yardımınızı isteyeceğim. Hayır komiser bey. Ama ben şikayetçi değilim. Olan oldu zaten. Bu civarda pek çok hırsız var bugünlerde. Hangisi olduğunu bulsak yakalamak kolay olur. Bu arada Emir Bey'in konağı da soyulmuş. İlginç olan sizden çalınan miktarla Emir Bey'den çalınan miktar aynı. Hayırdır inşallah. Neyse gidelim. İsterseniz ben sizi yormayayım. Diğer incelemeleri bitirince gelirim. Hem daha geniş vaktimiz olur. Sohbet de ederiz. Hay hay Sinan Bey. Nasıl isterseniz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Polis bey. Polis bey. Buyurun hanımefendi. Size anlatacaklarım var polis bey. Ah dedim ama kimseye dinletemedim polis bey. Şimdi bakın ben sizi yani böyle çok iyi yarım, pis suratlı bir adam. Ben size anlatmaya çalıştım ama dinlemedim. Çok hanımefendi, şükür. Bu adam mıydı? Ay bilmem ki. Ben o gece tam göremedim ama bak şimdi. Böyle iri yarı bir adam soydu bizi. Diyeceğim nimetlerin nesi var nesi yok hepsini toplayıp götürmüş. Benimle merkeze gelirseniz bu olayı açıklığa kavuştururuz. Belki suçluyu teşhis etmeniz kolaylaşır. Tabii tabii. Ah yeter ki o pis hırsızın yakalanmasına bir faydam olsun. Hadi. Yanlış adamı yakalamışlar. Suçsuz yere. Benim yerime başka adamı atmışlar hapse. Şimdi adamın cezası artacak benim yerime. Of of ben ne yapacağım şimdi? Cemal? Cemal ne oldu sapsarı olmuşsun? Ben bittim. Ben mahvoldum Canan. Senin hayatını da bitirdim. Başkalarının hayatını da. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Cemal ne oldu? Anlatsana ne olursun. Öyle utanıyorum ki Canan. Değil sana kendime bile yaptıklarımı anlatamam. Yapamam. Gözümün nuru. Ağzını bıçak açmaz oldu. Benimle de konuşmuyorsun. Çok üzülüyorum. Hastalanacaksın böyle giderse. Canan. Hani sana borç aldığımı söylediğim para var ya. Ben onu... Biliyorum Cemal. Çaldın o parayı. Biliyorum. Ama neden bu kadar zaman bildiğini gizledin benden? Çünkü bir kere daha senden ayrılmaya dayanacak gücüm yok Cemal. Herkes hayatta hata yapar. Bırak bu da ikimizin bildiği bir sır olarak kalsın. Bak evlendik. Yakında bir çocuğumuz olur. Biz senelerdir bunu bekliyoruz Cemal. En sonunda kavuştuk. Bırak bu ikimizin bildiği bir sır olarak kalsın. Olmaz Canan. Benim yüzümden bir adam hapse girdi suçsuz yere. Fazladan ceza çekecek. Beni evine alıp karnımı doyuran... Bana babam kadar yakın davranan bir adamı soydum. Bunun hesabını ne bu dünyada ne de öteki dünyada veremem. Peki ben? Ben ne olacağım Cemal?
Bekleyeceksin Canan. Ben teslim olacağım. Cezam neyse çekeceğim. Artık utanmak istemiyorum ben. Bekleyecek misin beni? Cemal. Keşke hiç büyümeseydik. Keşke. Peki para Cemal. Parayı nasıl bulacaksın? Tarla verimli Canan. Son mahsulü de alacağım. Sonra tarlayı satacağım. Ondan sonrası Allah kerim. Abi hoş geldin. Bak Cemal kardeş. Her şeyden önce bu altınlar tarla sahibinin kısmetidir. Hak onundur. Ama abi durumum ortada. Gidip hakkı geçenlere ödeme yapsam... ...sonra ödesem tarla sahibine. Aynı yanlışı tekrar etmiş olursun. İmam Efendi'den alırken niyetin aynı değil miydi? Hem mal sahibi de bu dürüstlüğünü görmezlikten gelmeyecektir. Allah razı olsun abi. Bir an yine boşa düştüm. Hızır gibi yetiştin imdadıma. Bak kardeşim. Hem farzları yapmak hem de harama el uzatmak aynı insanda olmaz. Bu hadiseyi tekrar bir milat yapmalı. Eline geçenle bütün hak sahiplerinin hakkını teker teker ödemeli. Köydeki bahçesine el uzattığından arkadaşını korkutmaya kadar hepsiyle helalleş. Hediyeler ver. Hakkı geçene bedelini ver. Söz veriyorum Nur abi. Ayrıca senin yerine fazladan hapse girenin hem kendine hem çocuklarına iyilikte bulun. Nafakalarını sağla. Uzun lafın kısası üzerinde ne kul hakkı kalsın ne de Allah hakkı kalsın. Söz veriyorum Nuri abi, söz. Allah'ın izniyle bir daha zerre kadar şaşmayacağım. Dediklerinin hepsini yapacağım. Bir de yaptığın işin dünyalık cezası neyse ondan kaçma. Bütün bu dediklerini yapınca adliyeye gidip teslim olacağım. Allah senden razı olsun. Allah istikametten ayırmasın. Sonu felaket gibi görünse de doğruluktan ayrılma. Büyük adammışsın Cemal. Kimse bunları geri getirmezdi. Şayet kabul edersen bu altınları seninle paylaşmak istiyorum. Recep amca. Ben Cemal Recep amca. Küçükken böyle güzel kolyeler vardı. Canan'a çok yakışır diye düşünmüştüm ama... Param yoktu. Ben de anlarsın ya. Her gün olur buna benzer şeyler. Sen benimkini affet Recep amca. Affedersiniz. Ben Hasan Duman'ın evini soracaktım. Ne yapacaksın hırsızın evini? Korkulur onlardan. Adamın yapmadığı soygunculuk kalmamış. İmamı bile soymuş. Benim işim vardı onlarla. Bir emanetleri var da bende. Onu vermem gerekiyor. Siz evi gösterin. Sen buraların yabancısısın herhalde. Evet. Pekala. Çok istiyorsan evi tarif edeyim.
Sağ ol. O çalmadı. Ben çaldım. Hırsız olan benim. Hasan suçsuz yere hapiste. Vicdansız alçak. Senin yüzünden çoluğum çocuğum perişan oldu. Kocam hapislere düştü. Hangi yüzle karşıma geliyorsun ha? Cevap ver. Cevap ver. Ocağım söndü. Ocağım söndü. Bacım, kocan çıkacak hapisten. Çıkacak, sana yemin ederim. Polise gideceğim. Her şeyi anlatacağım. Ama inanmazlar ki bana. Ben gideceğim. Merak etme. Gidip teslim olacağım. Hasan değil, ben işledim o suçları diyeceğim. Yalan söylüyorsun. Yalan da söylediğim oldu bacım. Hem de çok. Ama artık bunların yükünü taşıyamaz oldum. O yüzden kapına geldim. Hakkını bana helal et. Al şu parayı. Hasan'ın yokluğunda çektiğiniz sıkıntıyı az da olsa karşılar belki. İstemem ben senin paranı. Hasan'ımı isterim ben, Hasan'ımı. Hasan da gelecek bacım. Gidip teslim olacağım. Ben teslim olduğumda birkaç güne kalmaz salarlar Hasan'ı. Ama bana bir gün daha müsaade et. Yapmam gereken bir iş daha. Allah'ım sana şükürler olsun. Bana yol gösterdin. Tövbemi kabul et. Her şeyi açıklayabilirim abla. Dur abla. Gelme üstüme. Abla. Komşular imdat. Yetişin, hırsız var komşular. Gelme diyorum sana, gelme üstüme. Dur. Kaçma. Ateş etme. Dur. Dur. Ateş etme. Kaçma. Ateş etme. Dur, ateş etme. Dur. Ateş etme. Dur. Ateş etme. Dur. Ben teslim olacaktım. Beni affedin. Hakkınızı helal edin. Allah'ım beni affet. Helal olsun.